Günün en tehlikeli sağlık sorunu bugün karşımıza sıklıkla çıkan kalp ritim bozukluğu. Şimdi isterseniz sağlıklı bir kalp için 8 altın kuralı hocamızdan dinleyelim. Buyurun evet, hocam. Bu kalp ritmi bozukluğundan önce bir sağlıklı kalp için ne yapmamız lazım? Bir kere o dörtlü kural çok önemli. Doğru beslenmek, kalp için özellikle. Hareketli bir hayat sürmek, huzura odaklı bir hayat, yaşam tarzı oluşturmak ve tabii ki güzel bir uyku. Ama bunun yanında tansiyonunuz, şekeriniz, kolesterol değerleriniz, kalbinizle ilgili temel izleme noktalarınız, kilonuz, insülin direnciniz, bunlar çok çok önemli izleme noktalarınız. Bunun yanında söyleyelim tekrardan besinlerle neleri tükettiğiniz, özellikle doymuş yağdan çok zengin besin tükettiğiniz zaman, özellikle 40'lı yaşlardan sonra büyük bir problem ama şu önemli Çağla, hayatın ritmi bozuldukça kalbin ritmi bozulur. Yani kalp ritmi kadar standartize edilmiş vücudumuzda çok az fonksiyonumuz var. Kolay kolay müdahale edemezsiniz. Yani kalbim yavaş çalış diyemezsiniz. Kalbim ne olur biraz hızlan, pat 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 at diyemezsiniz. Kalp kendi ihtiyacınıza göre, psikolojik ihtiyacınız, fiziksel ihtiyacınız değişmez. Yani eğer korkarsanız hızlanır. Engel huzura, olamazsınız, durduramazsınız. Evet, durduramazsınız. Huzura odaklanırsanız yavaşlar. Yani solunumunuzu idare edebilirsiniz ama kalbinizi idare edemezsiniz. Solunum da spontan gibidir ama yarı spontandır. Yani yarı zamanlıdır. Siz müdahale edebilirsiniz solunumunuza. Ama kalbiniz sizin ihtiyacınıza göre koştuğunuz zaman hızlanır. Uyuduğunuz zaman yavaşlar. Yani bütün vücutsal fonksiyonlarınızın beyinle beraber idari merkezidir kalp hızınız ve kalp ritminiz. Bu ritmin bozulması mümkün değil normal koşullarda. Ne yapıyoruz da bozuyoruz? Neden yanlışlarımız da bozuyoruz. Ne kadar büyük yanlışlar yapıyoruz demek ki. Çok büyük yanlışlar yapmanız lazım. Mesela. Yani şöyle Çağla, uyku ritminiz bozulunca kalp ritminiz bozulur. Uykusuz geçen gecelerin ertesi gününde kalp ritminiz beklenir, şarpıntınız olur. Ya da beslenme ritminizin bozulduğu zamanlarda hipoglisemi atakları olabilir, yanlış beslenme olabilir. Bu kalp ritminizi bozar. Ayrıca duygusal ritminizi bozduğunuz dönemlerde yani derin endişe, aşırı kaygı, depresif ruh hali, anlamsız ve yüksek heyecan, panik halleri kalp hızınızı hızlandırabilir ve ritmini bozabilir. Bunun dışında yine biyoritme aykırı davranışlarınız, yani gece uykunuz yerine gündüz uykunuza geçtiği zaman kalp aritmilerine daha sık rastlanma imkanı var. Yapmamız gerekenleri yapmadığımızda evet, birinci planda bu var. İkinci planda Çağla, kalbin ritmini kontrol eden merkez sabit. Nasıl Türkiye'nin başkenti anayasamızda Ankara'dır ve değiştirilemez diye yazılı. Bizim de kalbimizin ritim merkezi, ritmini yöneten ana merkez sinüs düğümü dediğimiz bir nokta. O sinüs düğümü dediğimiz nokta her tarafı baskılıyor. Ben ne dersem o olacak diyor. Ben hızlanacağım, siz de hızlanacaksınız. Ben yavaşlayacağım. Kalbimizin içerisinde, içinde kaslarımızın içinde gizli bir nokta orası ve merkez üssü orası. Bu sinüs düğümü 60'la 80-85 arasında gidip gelen kalp ritimlerini fizyolojik olarak oluşturur. Yani çoğumuzun kalp ritmi sabit gibidir ama ihtiyaca göre 60'a da inebilir. Gece uykuda 55'e de inebilir. Bir heyecanlanınca 85'e 90'a çıkar ama 110'a çıkmaz, 140'a çıkmaz. Çıkarsa eğer çok ciddi bir sorun, stres var demektir. Ama şunu da bilmemiz lazım. Bu kalp dediğimiz muazzam organın içindeki bu sinüs düğümü dışında her bir hücresi patron olma niyetindedir. Sinüs düğümü sustuğu anda ya da arızaya geçtiği anda rastgele atımlara başlar. Her hücre kendi bağımsızlığını ilan etmeye başlar. Yani kendi otonomisini kurmaya çalışır. O zaman da işler birbirine girer. İşte aritmi dediğimiz o patronun belli olmadığı, kaosun sürdüğü bir kalp her zaman için ne yapacağı belli olmayan bir kalp. Birdenbire ventriküler taşikardi dediğimiz bir atakla sizi bayıltabilir. Ventriküler fibrilasyona girip durabilir ve hayatınızı sonlandırabilir. Dolayısıyla aritmi meselesi önemli bir mesele. Çok. Ritmin yokluğu anlamına geliyor. Aritmi, ritmin yokluğu anlamına ritimsiz geliyor. Ya da disritmi, ritim bozukluklarının bazen kalbin iyi beslenememesinden, kalp damar hastalıklarından, kalp elektrifikasyon bozukluklarından, yani kalbin damarları aslan gibidir ama elektriki sistemi var. Yani sinüs düğümü elektriği üretti ve bu elektrik ürettiği elektriği yani emirleri gönderdiği bir sistematik var. Bizim bu Türkiye'deki elektrik sistemimiz gibi. Bu sağ kalbe veya sol kalbe giden hatta bir bozukluk olursa bloklanma oluyor. Dolayısıyla orada da ritim bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Ne olur ritim bozukluğu olunca? Göğsümüzde bir kış çarpıyor gibi hissederiz. Evet değil mi? Bir anlık bir zemberek boşanıyor gibi hissederiz. Evet. Bir şeyler oluyor gibi böyle nefesleri sıkılıyor gibi hissederiz. Ya da başımız döner.
pat diye düşüp bayılabiliriz. Dengemiz bozulabilir. Geçici olarak kafamız karışabilir, konuşmamız aksayabilir. Bu nedenle bu tip belirtilerin de bir ritim bozukluğuyla bağlantılı olabileceğini bizi izleyen kıymetli seyircilerimiz bir kenara not etse de iyi olur. Tedavisi önce kafayı düzeltmek ve sizinize birazcık şefkat göstermek, tekrar bence, görevinin başına getirmek mi ve o nasıl oluyor? Bence neden olduğunu, sizin neden olduğunu önce bir kardiyoloğa teyit ettirmeniz lazım. O teyitten sonra kardiyolog derse ki bu paroksismal atrial taşikardi Çağlacığım. Paroksismal atrial taşikardi ne demek? PAT diye yazılır. P-A-T. Durup dururken kalbinizin üst kısmından aşırı uyarının çıkmaya başlaması. Bundan sana bir şey olmaz. Böyle olduğu zaman nefes alıp ver, derin derin sakinleş, uzan, istirahat et. Bu önemsiz. Ama kardiyolog size sende sık eksasistol ver ve bu ventiküllerden farklı odaklardan çıkıyor kalbin kulakçık değil karıncık kısmından derse o zaman size ilacı dayar. Haklıdır. Ama o ilacı siz veya herhangi bir doktor veremez. Çünkü ben vermem mesela. Ben hiçbir zaman bir antiaritmik ilacı kullanmadım. Çünkü onun ayarını yapmak, çünkü antiaritmik ilaç dediğin zaman Çağla, kalbin mevcut ritmini devre dışına bırakıp yeni bir ritme hazırlamak, o kardiyoloğun ehliyetinde olan bir şeydir. Ve hatta kardiyologların da hepsi bu işte uğraşmaz. Ritmolojiyle, aritmiyle uğraşan aritmoloji uzmanları var. Kardiyologların bir alt grubu var. Nasıl nörologların bazıları Parkinson'la, bazıları Alzheimer'la, bazıları uyku bozukluklarıyla uğraşıyor. Kardiyologların da kendi işlerinde sadece stent takmayla uğraşan veya damar içi girişimsel işlerle uğraşanları var. Sadece aritmiyle uğraşanlar da var. O ayrı bir şey. Evet. Mesela ben böyle bir sorun olduğu zaman gönderdim. Belirli isimler var Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de veya Bursa'da neyse. O isimlere anladım. Gitmelerini isterim. Biraz kadın sağlığı köşemize geçiş yapalım. Selülit. Sanki uğraştıran ve çözümü asla olmayan bir sorun gibi gözükse de ne kadar artık biz onun bir dolaşım problemi olduğunu bilsek de çözüm yolları aramaya da hala devam etmekteyiz hem bireysel olarak. Sadece kilolu insanlarda değil, zayıf insanlarda da olduğunu biliyoruz ama o maddelik antiselülit reçetesini bugün hocamıza kulak kabartarak dinliyoruz. Evet, aslında antiselülit reçetesi derken şunu da altını çizmek lazım Çağla. Selülitin genetik temelleri var, selülitin hormonal temelleri var. Hatta selülitin biraz yaşam tarzı temelleri var. Genetik temelleriyle, hormonal temelleriyle mücadele etmek ayrı bir alan. Ama yaşam tarzı bizim elimizde. Beslenme yanlışlarımız selüliti kolaylaştırıyor. Mesela çok tuzlu yersek, çok tuzlu yersek, çok şekerli yersek, çok unlu yersek, çok kahve tüketirsek selülite yakalanma veya mevcut selülitlerimizi azdırma şanssızlığımız daha fazla. Diğer taraftan sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı iki önemli zararlı etken selülit içinde olağanüstü hızlandırıcı faktörler. Bunu da bir kenara not etmemizde fayda var. Selülitin hareketsizlikle çok ilişkisi var. Hareketsiz bir yaşam selülitli olma ihtimalinizi arttırıyor. Bilhassa ciddi egzersiz yaparak alt ekstremiteleriniz yani belinizden aşağısındaki kasları aktive eden yürüyüş gibi, koşu gibi, yüzme gibi, dans gibi aktiviteler selülit oluşumunun genetiğiniz ne kadar kötü olursa olsun, hormonal eğiliminiz ne kadar fazla olursa olsun azaltabiliyor. Onun için zaten örneğin balerinlerde, örneğin yüzücülerde, örneğin koşucularda, jimnastikçi genç kızlarda, voleybolcuda, basketbolcu kızlarımızda, kadınlarımızda kolay kolay selülite rastlamıyoruz. Tembel, kilolu, oturmayı seven, yatmayı seven, hareketsiz, kötü beslenen insanlarda selülit daha fazla. Çokça piyasada bulunan satılan selülit kremlerinin içeriğinde genellikle ne oluyor? Yani dışarıdan yüzeyden sürüldüğü veya masajla uygulandığı zaman oradaki selülitlerin o işte yaratmış olduğu dolaşım problemlerine iyi geliyor. Orada bir hareketlilik oluşturuyor, kan dolaşımı hızlandırıyor ve selülitleri parçalıyor, yok ediyor ve gidiyor mu? Yok etmiyor, gitmiyor. Böyle bir şey olmuyor. Keşke bu kadar Keşke çünkü bu kadar gitmiyor. Da kolay olsaydı. Değil mi? Sen konuşsan bile kolay olsa iş bitecek. Keşke. Ama olmuyor. Şimdi selülit için bizim kullandığımız tabir tıbbi anlamda portakal kabuğu görünümü. Aslında bir nevi eski ev işi yorgan görünümü. Yani o yorganları nasıl böyle üzeri pamukken içinden iplik geçirerek böyle büzüyorsunuz. İşte bu cildiniz dümdüzken o düz olan cildinizden bir
bağ dokusu sert, fibroz doku, fibroz yapılanmalar çoğalıp çok fazla böyle iğneyle çekmiş gibi olursa, o fibroz yapılar olduğu sürece üstteki ütüleymeleri ne yaparsanız yapın geçici olur. Evet. Zaten selülite faydalı olduğu söylenen işte elektrofrekans, elektroakupunktur, LPG, radyofrekans, lazer gibi bana göre palavra yöntemlerin hepsinin yaptığı şu, bu girintili çıkıntı olan o yorganın yüzeyindeki çökme alanlarını ödemle düzleşmiş gibi yukarı doğru çekmeleri ve geçici olarak o alanın düzleşmesini zannetmeniz. Ama 3 hafta 5 hafta sonra dükkan eski haline döner, yorgan eski haline alır. Burada önemli olan öyle bir şey bulacaksınız ki Çağla, o portakal kabuğu ya da yorgan görünümünü sağlayan cildin derinliklerindeki cilt yüzünden itibaren o cildi çeken o fibroz septaları yani kalın kırnapları, iplikleri parçalayabilir. O ipliklerin çoğu yaşlanmış kolajenlerden oluşuyor ve onları parçalamak böyle dışarıdan süreceğiniz kremlerle filan veya masajlarla mümkün olmuyor. Geçici masajla bir... Masajla da olmuyor. Yani. Olmaz. Olabilmesi için parçalanmaz. Mümkün. Neyi böyle parçalıyorsunuz? Mi? Sen bir yorganın üzerine istersen günde 24 kere, 24 saat masaj hiç yap. Ertesi gün bak yorgan yorgandır. Cildiniz yorgandan çok daha fazla bir canlı organ. Bir de yaşayan yorgan yani. Değil organ. Yani yorgan o. Değil organ. Evet. Yani farklı bir şey. Ve orada sizin yapacağınız çabaların temeli başlangıçta o fibroz septaların oluşmasına engel olamadıysanız bile o olmaya devam edeceği için olmaya devam etmesini azaltacak işler yapmak. Yani egzersiz saydık. Yapmak, yani yanlış yapmamak, doğru beslenmek, aktif hayat sürmek, aktivite, aktivite, aktivite. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.